Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Madenci şirket, topçamı terk et. Madenci şirket, topçamı terk et. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Madenci şirket, toprağımı terk et. Kazağından madrana, ormanıma dokunma. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bu evin üzerine sürekli, bak şu maden ocağı şurası, 50 metre burası mesafesi. Burada açık usul dinamit patlatılıyor. Bu patlayan dinamit patladığı zaman oradan havaya çok büyük toz ve taş yığınları geliyor. O taşlardan bir tanesi bu evin üzerine gelmiş, bunu beklettik. Bu adam burada yaşayamıyor. Bunun burada dinamit patlamalarından koyunu öldü. Bu hayvanların canına gidiyor. Evet, gayet iyi. Bence... Merhabalar, yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla birlikteyiz. Çin'e, Topçam Köyü'ne geldik. Arkamda gördüğünüz ev birkaç gün önce hemen arkamızda, hemen kameraman arkadaşımızın arkasında çalışmalarını sürdüren Eysin Madencilik Şirketi çalışanları tarafından kurşunlanan Ali ve Cemre Çoşkun'un ailesi. Ülkenin dört bir tarafından, Aydın'dan, Muğla'dan, Denizli'den, Kaz Dağı'ndan, İstanbul'dan yaşam savunucuları, ekoloji örgütleri hem Ali Cennet Coşkun ailesine destek vermek için hem buradaki vahşi madencilik projesini protesto etmek için buraya geldiler. Çok yakın maden işletmesi, yaklaşık 50-60 metre ve evinin neredeyse Coşkun ailesinin evinin dibinde. Bugün bu protestoyu çekip sizlere aktarmaya çalışacağız. Yaşam alanlarımızı tehdit ederken yaşam savunucularına saldırmayı, onları tehdit etmeyi de ihmal etmiyorlar. Gelinen noktada Topçam'da bir hafta evvel Coşkun çifti silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırının tek nedeni Eysin Madenciliğin vahşi maden patlatmalarına karşı evini, ailesini, fıstık çamlarını, hayvanlarını, yaşama alanını savunan Coşkun ailesini bu mücadeleden vazgeçirmek, yıldırmak, korkutmak içindi. Onların nezdinde köylüyü bu tabana razı etmekti. Bizler gerçekleri biliyor, Coşkun ailesine yapılan saldırıyı ve basındaki çarpıtmaları şiddetle kınıyoruz. Delillerin karartılmasına izin verilmeden olayın tüm gerçekleriyle aydınlatılmasını bekliyoruz. Yetkili mercileri göreve çağırıyoruz. Olayın takipçisi olacağız. Yaşamı savunan onurlu insanların yanında olmaya ve en az onlar kadar yaşamı, ekolojiyi ve emeği savunmaya devam edeceğimizi önemli belirtiyoruz. Sevgili dostlar, ayrı ayrı hitap edemeyeceğim. Hepiniz hoş geldiniz bizim için. Zamanınızı, vaktinizi ayırıp geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Malumunuz işte madenin dibinde olması nedeniyle evimiz, toprağımız, hayvanımız zarar görmekte. Direndiğimiz zaman da hemen karşı hataya geçip kendimizi suçlu hissediyoruz. O öyle yaratıyorlar. Yani siz madeni durdurdu, madeni karşı geldi, madenimizin işletmediği gibi savunmaya geçiyorlar. Oysa ki öyle bir şey yok. Sadece koruduğumuz canımız,
hayvanımız, suyumuz, havamız. Yoksa başka bir savunduğumuz bir şey yok. Bu memlekette işte bazen git burayı sat dediklerinde buradan daha iyi bir yer göremiyorum. Belki başkası buraya değer vermeyebilir ama benim için burası değerli. Geçen hafta belki duymuşsunuzdur. Duymayanınız da yok artık, hepiniz duydu. Silahlı saldırıya uğradık. Oysa ki suçumuz sadece sılacımızı çiğnemeyin, sılacımızı zayi etmeyin diye orayı korumaya gittik. Silahlı saldırıya uğradık. Ve arkasından biz ateş etmiş gibi suçlandık. Oysa ki gerçekler çıkacak tabii ki meydana. Hani bilmiyorum, madenci ilk buraya geldiğinde suyu bizden istiyordu. Suyu biz veriyorduk. Geçen sene suyu bize sattı. Parayla su sattı. Ve sanki lütufmuş gibi. Bizim sular kesilirken madencinin suyu nasıl çoğalıyor? Bunu da merak ediyorum ayrıca. İşte avukat da geldi. Bir türlü olay yeri incelemesi yaptıramadık. Yapmadılar. Yani yalnızız. Sizler de olmasanız temelli yalnız. Allah'ım. Allah'ım bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Acımanız yok mu? Bu ne? Ya bu ne? Yıllardır köyümüzdeki bu madenle ilgili savaşıyoruz. Savaşmaya da devam edeceğiz ancak artık dayanamaz bir hale geldi maalesef madencilerin yaptığı bu işkence. 5 yıl öncesinde madenciler geldiler. Şu, belki gördünüz zaten, şu artık dağ olan, kumdan dağ olan bölüm önceden tek bir güneş ışığının bile giremeyeceği, o kadar bir ağaçların bulunduğu bir alandı. Biz ablamla çocukken oraya şey derdik, karanlık orman. Çünkü dediğim gibi güneşten bir tanecik ışık bile giremezdi. O kadar sık ağaçlar vardı. Şimdi hepinizin de gördüğü gibi o alanda sadece ve sadece kum dağı var. Bulunan bölgede su çıktı. O su da yine bizim hemen alt tarafta kendimize ait bir suyumuz vardı. Oradan patlatmalar sonucunda yukarıya çıktı. Suyumuzu da elimizden aldılar. Ağaçlarımızı yok ettiler. Havamızı kirlettiler. Yalnızız. Yani annemin babamın savaşmasıyla, sadece benim bir şeyler yapmaya çalışmamla köyü kurtaramayız maalesef. Biz işte gidip oradan şikayetçi olduğumuzda tazminat davası açmakla korkutuyorlar bizi. Siz de hak verirsiniz ki bizler küçük köylüleriz. Zaten maddi geliri çok da olmayan insanlarız. Bu tarz şeyler köylüyü yıldırabiliyor, korkutabiliyor. Birçok işçiye de, buradaki köylüye de size işe alacağım diye vaatlerde bulunuyorlar. Çalışanlar da var. O yüzden onlar da seslerini çıkarmıyorlar maalesef ki. Yol yapıyorlar. Yol yapmak madencinin işi mi? Onu da düşünüyorum açıkçası. Camiye hizmet ediyorlar. Ama aslında köyden neler götürdüğünün maalesef ki köylü bilincinde değil. Ben buna üzülüyorum. Benim buradaki seslenişim aslında şu anda buradaki kameralardan bizi izleyecek olan insanlara değil. Benim seslenişim köylüme. Köylümden bir insan açıp bu videoyu izlerse eğer, görün, yaptığınız yanlıştan dönün, yanımızda olun, köyümüze sahip çıkın. Suyumuz elimizden gidiyor, havamız elimizden gidiyor, topraklarımızın hepsi elimizden gidiyor. Çok değil, bundan 1-2 yıl sonra gelip diyecekler ki sizin burada bir tane bile toprak, bir taş alma hakkınız bile yok diyecekler bize. Gelip evimizi, barkımızı alacaklar. Nereye gideceğiz o zaman, ben size soruyorum. Nereye gideceğiz, gidebilecek bir yerimiz var mı? Neden madencinin buraya gelip sizin evinizi, barkınızı elinizden almasına izin veriyorsunuz? Niye size köpeğin önüne kebek atarmış gibi 3 kuruş 5 kuruş para verip sizin evinizi elinizden almasına izin veriyorsunuz? Niye bu şekilde burada dağlar oluşturmasına izin veriyorsunuz? Burada şu anda biz kaleyiz. Şu an biz buranın kalesiyiz. Biz de eğer ki destek olmazsanız bir gün belki de biz de gitmek zorunda kalacağız. Bizi buradan kovacaklar çünkü. Bizi buradan sürecekler. Bugün babama silah açtılar. Bizi buradan götürmeye çalıştılar. Ne olacak? Ben de bir gün diyeceğim ki canım mı malım mı? Canım demek zorunda kalacağım. Çünkü yanımda kimse yok. Kimse benim arkamda değil. O zaman kimse sizin toprağınıza 5 kuruş para vermeden buradan malınızı, mülkünüzü alıp gidecek. Ve o zaman sesinizi bile çıkaramayacaksınız. Ah edeceksiniz, vah edeceksiniz ama evinizi, bankanızı aldıklarında sesinizi çıkaramayacaksınız. Bu
artık bitmesini istiyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sıkıntılarımız büyük. Bu madencilerin bizlere verdiği zararlar çok büyük. Her yerde tahribatlarımız var. Ağaçlarımız, yeşilliklerimiz, duvarlarımız. 500 bin kişiyiz ama görüyoruz ki bizim Madran köyümüzde 25-30 tane kişi var. Genelde çoğumuz gelmiyor, korkuyor. Sularımız şu anda gidiyor. Ama şu anda bu duruma herhangi bir kişi, Zeynep kardeşimin dediği gibi köylü milletin efendisidir. Ama şu anda köylü milletin kölesi. Yani şu durum onu gösteriyor. Köylü milletin efendisidir ama şu anda kölesi olmuş halde durumda hissediyorum ben. Ben Erol Tosun, Yolboyu köyünden. Şimdi burası madenin çıkarıldığı yer. Arkadaşlar dinledik. Vallahi ben onları dinledikçe ben daha çok üzüldüm. Yani biz iyi yaşıyormuşuz deri gibi oldum kendi kendime. Burada arkadaşlara yapılanlara çok üzüldüm. Bir de öğütüldüğü yer var. Bir de bunun öğütüldüğü tesis var. O da senin benim tarlaya 50 metre, evimi de 200 metre. 200 metre yok belki de. Şimdi ben daha önce oradan tarladan 8 dönüm. 8 dönüm yerden 2 tane kız çıkardım. Ama şimdi kendime zor bakıyorum. 2014'ten beri tarlamda para hiç kazanamaz hale geldim. Ben bu tarlaya sebze ekmekten vazgeçtim, zeytin diktim. Zeytin de alamaz olduk artık. Tam döllenme zamanında o toz bir kez geldi mi, iki kez geldi mi o zeytinin döllenmesini engelliyor, zeytin de alamadık. Yazın evde herkes klimasının başında oturur veya dışarı gezmeye çıkar. Ama biz tozdan dışarı çıkamıyoruz. Vantilatörü çalıştırıyoruz, evin içinde oturuyoruz. Veya da köyün en uzağına gidiyoruz, misafirliğe gidiyoruz. Yatıncaya kadar orada oturmak zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar ben Şenol Güldin. Bu Eğitim Madeni işletmesinde çalıştım. 2 sene. Ben en kötü benim. Benim gözümden daha 2 tane arkadaşım toprağa verdik. Hepsi öldü. Yani fazla yaşamadılar. 1 sene bir anca yaşadılar. Silikoz hastası. Bunun kurtuluşu yok. Bunun kurtuluşu toprak. Başka çaresi yok. Ya yani ham maddesi burası, işletmesi aşağıda. Orası hiç göz göze görmüyor. Bildiğin gibi değil yani. Bu Coşkun ailesi çektiği silahı buradan. Yani yarın bir gün burada çalışan arkadaşlarımız da var. Bunlar da aynı silikoz hastası olacak. Bunların kurtuluşu yok. Kapıdan dışarı dahi çıkamayacaklar yani. Ben öyleyim. Kapıdan dışarı çıkmıyorum. Evimin içindeyim yani. Eşim çoğu işleri eşim hallediyor yani. Birlikte olacaksınız. Birlikte olmazsanız bu mahalleyi buradan gönderemezsiniz. İsmim Zafer Kocabaş. Bizim mıhtarımız burada yok. Kendiniz görüyor bildiğiniz gibi. Yani burada bulunmamaktadır. Çünkü burası Topçam Köyü olarak Eyüp Yıldız Topçam Madran Köyü'nün mıhtarıdır. Ama şu an kendiniz de burada göremiyorsunuz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tüm kurumlara. Sanırım Şenay Hanım şeyi atladı, Tire Başköy'den gelen Başköy direnişçileri. Jandarma İzmir'den geldi Tugay. Yolun ortasına oturdu köylü kadınları. Sokmadı köyüne. İşte toprağı savunmak, havayı savunmak, insanı savunmak, yaşamı savunmak bu olacak bundan sonra. Bizim işimiz bu. Bunu yapmazsak savunmamız mümkün olmayacak arkadaşlar. İkiz köylüler var aramızda. Bunlar da aynı sorunları yaşıyorlar şu anda. Devam ediyorlar mücadelesine. Çadırda yaşıyorlar şu anda. Nöbet tutuyorlar köylerinde. İş makinelerini önüne atıyorlar kendilerine. Sokmaklar, onları da bir alkış istiyorum buradan. Türkiye'nin her yerinde yaşam mücadelesi veren herkese alkışlıyorum. Madenci buraya geldiğinde suyu, elini yıkacak suyu bizden istiyordu. İçme suyunu bizden istiyordu. Şimdi biz madenciye yalvarıyoruz. Daha çok yalvarırız. Birlik olmazsak çok yalvarırız. Menderes'ten buraya kanun geçmez diyorlar. Kanun biziz diyorlar. Canları cehenneme diyorum yine. Şehrin tam ortasında, meskun mahallede, halkın yaşam alanları içerisinde tozlu fabrikalarını kurdular.
Coşkun ailesinin bu yaşadığı saldırı ile ilgili şu delillerin toplansın illaki diye bir tutturmuştuk biliyorsunuz. Ve şöyle bir manipülasyon gerçekleşti. Karşı taraf işte iddiada bulundu. Ali Coşkun ateş etti asıl diye. Biz olay olduktan 2 saat sonra buradaydık ve hemen olay olur olmaz jandarmayı arayıp buraya intikal etmelerini ve Ali abilerin can güvenliğini sağlamalarını istedik. Onlar da geldi. Muhtarı da aramışlar yolda. Bizden evvel gelmişler. Biz de hemen ardından buradaydık. Asıl ateş edenin Ali Coşkun olduğu yönünde iddia var dediler bize. Biz de dedik ki tamam hani asıl şüpheliyi buldunuz mu? Bulduk. Tamam alın şüphelileri alın. Esvap örneklerini alın. Suç aletini ele geçirmek için işte gerekli işlemleri yapın. Bunu söyledik Ali abi. Karşınızda zaten eğer o ateş ettiyse onu da esvap örneğini alın. Yani biz hangi akla mantığa sığar? Ben bir taraftan ateş edip bir taraftan da gel jandarma beni al diyeyim. İşte esvap örneğin alınacağını bile bile neden jandarmayı buraya hemen yığayım, neden insanları buraya toplayayım? Hayatın olağan akışına aykırı. Burada anayasal haklar çiğneniyor. Nasıl çiğneniyor? Doğal su kaynaklarının çıktığı yerden maden çıkaramazsınız. Bu anayasaya da aykırı, orman kanununa da aykırı, bütün yasalara, mevzuatlara aykırı. Yatağında Gökgedi köyü vardır. Sizin gibi fıstık çamları olan bir köy. Burada da straton madencilik aynı sizin yaşadığınız sıkıntıyı yaşatmak istedi. Hatta köyü kaldıracaklardı. Ama orada şöyle bir şey oldu. İyi bir direniş sergiledik. O köylü bir araya geldi. Bakın siz bir araya geleceksiniz. Hukuk işletilecek. Burada Topçam köylüsünün yaşamış olduğu bu madenci saldırısı ve Topçam'da doğamıza yapılmış olan müdahalenin karşısında olduğumuzu, bunun Türkiye'nin her tarafından desteklenecek bir durum olduğunu göstermek için sizlerin yanına geldik. Büyük Menderes İnisiyatifi'nin sözcüsü olarak buradayız. Evet, bizim Milas İkizköy Akbelen Ormanları'ndan geliyorum. Cennet ablamızın yanındayız, arkasındayız. Üzülmesin, o ağladıkça biz de ağladık. Kardeşimizden dinledik. Aynı sorunları İkizköy'de biz de yaşadık. 3 senedir yaşıyoruz. Dinamitlerle, kepçelerle. Başta muhtarları satın alıyorlar. Bizim de muhtarımız sahip çıkmadı ama biz kendimiz sahip çıkıyoruz köyümüze. Toprağımızda, havamızda, suyumuzda. Topraktan daha değerli hiçbir şey yok. Paraya tamah etmeyelim artık. Bunu istiyoruz. Ben Tine Başköy'den geliyorum. Arkadaşlarımla beraber yalnız değilim. 5 kişi geldik. Bir şirketin jeotermal sondaj açmak için başvuruda bulunduğunu duyduktan sonra ne yapabiliriz? Hiçbir fikrimiz yokken, yani ne yapabiliriz hakkında hiçbir fikrimiz yokken araştırmaya başladık. Sosyal medyayı kullandık. Köyümüz adına bir platform kurduk. O aradan sesimizi duyurmaya çalıştık. Köylü yüreğini koydu ortaya. İlk gerçekten biz bu mücadeleye yüreğimizi koyduğumuz dediğimiz zaten adım attığımız o nokta orasıydı. Bizim köyümüz incir bahçeleri, 100 yıllık incir bahçeleri var. İncir bahçelerinin sadece %35'inde tapu var. %65'inde tapu yok. Tapu kadastro geçti ama tapu verilmedi. Hepinize Allah razı olsun. Kimseyi bir kötülük niyeti biz yok bizim. Kimseden 5 kuruş bir para talep etmiyoruz. Biz sadece yaşamak istiyoruz. Çocuklarımdan, torunlarımdan, çocuklarım buraya geldi. Çocuklarım buraya geldiği zaman biz bu tuğbe istemiyoruz annemle, patlatmalardan korkuyoruz diyorlar. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Çine'ye bağlı Topçam Köyü'nden yaptık bu haftaki programımızı. Arkamda görüyorsunuz hala konuşmalar devam ediyor. Burası Eysim Maden Şirketi'nin 50-60 metre uzağında Coşkun ailesinin evi ve Türkiye'nin dört bir tarafından ekoloji örgütleri, yaşam savunucuları Aydın'dan ve ülkenin diğer yerlerinden buraya gelerek geçtiğimiz günlerde Ali ve Cennet Coşkun'a yapılan saldırıyı protesto ettiler. Maden sadece burada değil, Madran Dağı'nın her tarafında aslında bu madenler dağı alt üst etmek üzereler ve bu bölgede de bu madenlere karşı yıllardır ciddi bir mücadele veriliyor. Burada o mücadelenin örnekleri vardı. Bu madenin sadece yaşam alanlarını, sularını değil, sağlıklarının
nasıl bozduğunun örnekleri de burada konuşuldu. Ve bu madenlere karşı da mücadele için bütün ülke genelindeki ekoloji mücadelelerinin birliğine vurgu yapıldı. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz. Thank you.